aileki süreci bir bakıma yalnızlaşma süreci de. O yüzden bir arada olmak hepimize iyi gelen bir durum. 2 yıldır bir dava süreci devam ediyor ve adalet sağlamayan bir noktada tamamlandı yargı süreci. Ve geldiğimiz nokta itibariyle aslında konuşmadığımız şeyleri konuşmadığımız bir başlangıç yapmak istedik ve o yüzden birazcık bellek, hafıza ve iyileşme süreçlerini birlikte konuşabileceğimiz bu paneli düzenlemeye karar verdik. Sadece panelden oluşmuyor bugün. Panelin ardından da bir atölye çalışmasıyla aslında olanakları, hem iyileşme olanaklarını hem bellek olanaklarını konuşmaya devam ediyor olacağız. Bu sürecin hepimiz için birazcık iyileşme, birazcık ihtiyaçlarımızı konuşma ya bir başlangıç noktası olmasını umuyoruz. Zira birazcık daha adalet peşinden koşarken, adalet bunun tabii önemli bir peşin ama kendi iyi olma hallerimizi biraz kenarda bıraktığımız bir süreçte yaşamış olduk. Süreç bizi oraya itmiş oldu. Tek bir katliamla da kalmadı. 10 Ekim sonrasında Ankara'da 2 katliam gerçekleşti. Cizre bodrumları yaşandı. Diğer katliamlar yaşandı Türkiye'nin çeşitli illerinde. Sürekli bir travma hali aslında. Sürekli bir şiddete maruz kalma bir travma haliyle birazcık da artık farklı süreçleri yaşamak, süreçleri tartışmak gerekir diye düşündük ve buna, burada olarak bunun parçası olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Farklı boyutlarını konuşmaya çalışıyor olacağız. Mithat Hocam uzun süredir geçmişle hesaplaşma, unutma, unutturma kültürleri üzerine çalışıyor. HDP vekili ve aynı zamanda hukukçu. İlk sözü ona veriyor olacağım. Bu başlık hakikaten çok önemli. Esasen 10 Ekim Derneği'nin adını koyarak koymayarak başından beri yaptığı faaliyetin tamamını neredeyse özetleyen başlıklarla düzenlenmiş bu konferans. Ben kendilerine teşekkür ediyorum böyle bir konferansı düzenledikleri ve bizleri de konuşmacı olarak davet ettikleri için. Bu hesaplaşma, yüzleşme ne anlama gelir diye bir soruyla başlamak isterim ama biraz önce arkadaşlarla çay içerken konuştuğumuzda bunu tanımlamanın çok zor olduğunu söylemiştim. Çeşitli boyutlarını ortaya koyarak belki daha iyi bir kavrama imkanı sağlanabilir meselenin farklı boyutlarını ki bugün konuşacak arkadaşlarım da bu farklı boyutları ortaya koyacaklar. Neden hatırlama önemlidir? Neden hesaplaşma mücadelesi yürütülür? Sorusu çok eski değil aslında. Özellikle siyasal, toplumsal tartışmalara baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'na kadar geçmişte yaşanan kitlesel şiddet veya travmatik deneyimlerle hesaplaşmanın pek de bir konu haline, bir mesele haline gelmediğini görürüz. Bu hesaplaşma daha çok hangi tür olaylardan ve dönemlerden sonra gündeme gelir diye de bir soruyla da açmakta fayda var. Her konuda tabii bu karşımıza çıkabilir ihtiyaç olarak yüzleşme, hesaplaşma. Bireysel hayatlarda, küçük topluluklarda, toplumsal daha geniş toplumsal ölçeklerde ve küresel ölçekte yani uluslararası çerçevede de karşımıza çıkabilir. Bunun ulusal çerçevede, ulusal zeminde sorun haline gelmesi dediğim gibi sorun haline getirilmesi bir konu olarak üzerinde durulan bir önem taşır hale gelmesi İkinci Dünya Savaşı sonrasındadır. Mesela 1648'e gidersek modern dünyayı kuran önemli anlaşma, Westfalia Anlaşması ve ondan önce yaşanan 30 yıl savaşlarına bakarsak orada da çok ağır şiddet deneyimleri yaşandı. Belki işte bir coğrafyanın nüfusunun 1/3'ü Orta Avrupa'nın özellikle Almanya'nın nüfusunun 1/3'ü
kadarı yok oldu o savaşta. Savaş sırasında her türlü vahşet yaşandı. Yani tecavüzler tabii ilk akla gelenler ama bunun dışında da işkence, gaddarca, öldürmeler ve benzeri travmatik deneyimler de yaşandı. Westfalia Barış Anlaşması'nın görüşmeleri sırasında bu soru gündeme geldi. Gelmiş ya yani okuduğumuz kadarıyla. Şöyle sorulmuş, peki bu suçları ne yapacağız? Yani bu kadar mesele, bu kadar olay, bu kadar şiddet yaşandı. Şimdi bir anlaşma yapacağız, barış sağlayacağız. O olayları ne yapacağız diye. Bulunan formül daha sonra neredeyse işte 1945'e kadar uygulanacak ana hatlarıyla, özü itibariyle uygulanacak formüldü. Unutalım. Yani üstünü çizelim, yeni bir sayfa başlatalım. Bu ifade biçimiyle, bu formülle daha sonraki yıllarda da çok karşılaştık. Türkiye'de de, başka ülkelerde de bu formülün devreye sokulduğu çok olmuştur. Westfalia Barış Anlaşması'na aşağı yukarı bu formülü ifade eden bir madde kondu. Yani geçmişte yapılmış bu tür, daha doğrusu savaş boyunca yaşanmış suçları fiilen affetme sonucunu doğuran, onları yeniden ele almama gereğini telkin eden bir madde kondu. Birinci Dünya Savaşı bu küresel çapta önemli şiddet deneyimlerinden biri dahadır. Orada da anlatmaya gerek yok. Akla gelebilecek her tür vahşet yaşandı. Sivil ölümleri, yine tecavüzler, kitlesel katliamlar, işkenceler, her şey yaşandı. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren anlaşmalar için tartışmalar yapılırken yine aynı soru gündeme geldi. Bu suçları ne yapacağız dediler. Orada bir gelişme var. Dediler ki işte savaş suçlusu, savaşı çıkaran, savaşın çıkmasının asıl sebebi olan devletin en üst düzey yöneticilerini yargılayalım. Böyle bir madde, böyle bir konu başlıkta bir galip devletler arasında bir uzlaşma sağlandı. Ve daha sonra tabii Almanya'nın Kaiser'ini yargılamak için mahkeme kurulması da kararlaştırıldı. Bu mahkeme uluslararası mı olsun yoksa bir Alman mahkemesi mi olsun pazarlıklarından sonra uluslararası mahkeme kurmanın bütün devletler için ürkütücü olduğu anlaşıldı. Daha doğrusu o dönemin kaynaklarını okuduğumuzda galip devletlerin de böyle bir geleneğin oluşmasından ürktüklerini anlıyoruz. Dolayısıyla bir Alman mahkemesi kurulsun. Diğer bütün devletler de kendi esir aldıkları ya da işte kendi topraklarında yaşayan suçluları ayrıca yargılasınlar dendi. Almanya'da Leipzig'te bir mahkeme kuruldu. Leipzig yargılamaları diye geçer bu tarihte. Fakat orada da fazlaca üzerinde durulmadı, çok önemsenmedi, bir kenara bırakıldı. Yani o yargılamalardan bir şey çıkmadı. Çok düşük rütbeli birkaç işte asker, önemsiz konumlardaki birkaç asker kısa hapis cezalarına çarptırıldı falan. 1945'te ise durum ciddiydi. Artık üstü örtülemeyecek bir boyuttaydı vahşet ve çağ da farklılaşmıştı. Şimdiki gibi değilse de iletişim teknolojileri nispeten eski dönemlere göre daha ileriydi. Galip devletler bu konuyu tartıştılar ve işte itirazlar da vardı. Buna rağmen bir uluslararası mahkemede savaş suçlularını yargılama konusunda anlaşma sağlandı. Bunlar da bildiğimiz Nürnberg yargılamalarıdır. İşte Nürnberg yargılamaları savaş gibi bir dönemde yaşanan vahşetlerin suçlularını cezasız bırakma, o dönemde yaşananları unutmaya terk etme geleneğinde ilk kırılma.
ilk gerçek ciddi kırılma. Hem hukuksal hem siyasal olarak. Kırılma olarak kabul ediliyor. Bir yargılamaları uzun uzun anlatmama gerek yok. Evet, yargılamalar yapıldı. Fakat o yargılamaların şu yanını mutlaka hatırlatayım ki hukuksal açıdan hesaplaşma nasıl yürütülür, hangi gerçekler vardır orada dikkate alınması gereken, dinamikleri nelerdir? Onları da bugünkü meselelerimizle bağlantılandırmak için çok kısa söyleyeyim. Şimdi kimi yargılayacaksınız sorusu tabii son derece belirleyici. Çünkü yüz binlerce, belki milyonu bulacak sanık var, suçlu var. En azından bu kadar büyük bir soykırım ve işgal edilen bu kadar sayıda ülke, her ülkede kitlesel katliamlar, akla gelebilecek her türlü vahşet var. Şimdi bunların hepsini yargılayacak bir mahkeme kuramazsınız. Yani böyle fiziksel olarak böyle bir imkanınız yok. Yüz binleri yargılamaya kalkarsanız bir süre sonra çöker. Yargılama süreci çöker ve bu girişim başarısız diye niteleneceği için hesaplaşma açısından fatura yine daha çok mağdurlara çıkar. Esas itibariyle failler yine kurtulmuş olurlar. Sembolik, daha doğrusu sembolik değil, bu vahşetin esas sorumluları, karar alıcıların yargılandığı bir uluslararası mahkeme kuruldu. Bunların sayısı çok fazla değildi. Bunların büyük bir kısmı da cezalara çarptırdılar zaten. Daha sonra yargılamaların tek başına hesaplaşmaya yetmeyeceği de anlaşılıyor ve Almanya'da ve başka ülkelerde bu vahşetin hesabını sormak için daha başka neler yapılması gerektiği tartışılıyor. Gerçi şöyle bir sıkıntı var, bir parantez var. 1945'ten 60'ların ortalarına kadar bir soğuk savaşın en sert olduğu dönem yaşanıyor ve o dönemde de Almanya artık ikiye bölünmüş. Batı Almanya, Batı'nın müttefiği, Doğu Almanya öbür blokta. Müttefikler hesaplaşma ve hesap sorma konusunda asıl sorumlularken, kendileri bunu istiyorken ve galip oldukları için bunu yapabilecek yetkiye, imkanı ve sorumluluğa sahip derken bundan vazgeçiyorlar. Çünkü Almanya'yı zora sokmak, Batı blokunu zora sokmak anlamına gelecekti. O nedenle neredeyse 20 yıl hiçbir şey konuşulmuyor Alman kamuoyunda. Walter Benjamin'in, Adorno'nun geçmişin işlenmesi ne demektir diye çok tarihi bir yazısı var. Türkçe'ye de çevrildi. Birkaç dergide gördüm. Bir iki kitaba da alındı galiba. 60'ların ortalarında, ilk yarısında, tam tarihi hatırlamıyorum, Almanya'ya ilk defa gidiyor Adorno. Ve gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü söylüyor. Bu kadar büyük bir sessizlik ve sanki hiçbir şey olmamış gibi olağan hayata, normal hayata devam eden bir toplum. Sorulduğunda geçmişten, bu olaylardan işte yani bir doğa felaketiymiş gibi söz edildiğini görüyor. Yani failsiz bir ifade biçimiyle bu konunun konuşulduğunu görüyor. Yani şu oldu, şu yapıldı değil. İşte ya çok insan öldü, tabii çok acı yaşandı. Kim yaptı, kimlere yapıldı, neden oldu, neden meydana geldi ve hayatta kalanların durumu nedir soruları neredeyse 20 yıl konuşulmuyor. 68 hareketi bu konuda bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. 68 hareketinin ilk öncülerinin başlattığı kampanyalar var. Yani şimdi kampanya deyince sanki çok formel bir şey gibi anlaşılır. Öyle değil ama şu soruları yüksek sesle sormaya başladılar. Baba sen o zaman da ne yapıyordun? Anne sen o zaman da ne yaptın? Ne oldu? Sizin kaç komşunuz vardı? Kaçı gitti? Kimdi onlar? Ve esas tabii slogan haline gelen soru
anne baba siz ne yaptınız? O dönemde siz ne yapıyordunuz sorusu. Ve peşine düşüyorlar ve çok büyük bir tartışma başlıyor. Alman toplumunun bütün o suskunluğunu kırıyorlar. O günden bugüne Almanya'da çok farklı boyutlarda yürüyen bir hatırlama kültürü çalışması var. Hafıza çalışmasının çok çeşitli boyutlarda yürütüldüğü bir zemin var. Hatırlama kültürü konusunda yeni dönemin başlangıcını tam da 65 ve sonrasına işaretleyebiliriz. Bu açıdan bir küresel hatırlama hareketinin dalgasının diyelim, hareket deyince hani öznesi de var gibi görünür, çok belirgin bir öznesi olmayan ama etkisi çok hissedilen bir dalga olarak yayılıyor hatırlama ve ondan sonra da Fransa'da, işgal altındaki ülkelerde savaş sırasında işbirlikçilik yapanların kimler olduğunun yeniden tartışıldığı, nasıl işgalin Nazi egemenliğinin nasıl mümkün olduğu ve o ülkelerde o soykırım planlarının nasıl işletildiği tartışılıyor. Tabii şimdi şunu da söylemem gerekiyor galiba, yani biliniyordur da, işgal edilen yerlerde Almanlar, Naziler büyük askeri birlikler bırakmadılar, tam tersine işbirlikçi yönetimler bıraktılar. Ve belli yerlerde, önemli gördükleri yerlerde üsler kurdular. Bunun dışında yoğun, yaygın bir askeri askeri varlık bırakmadılar. Dolayısıyla Fransa'da işte Vichy rejimi, Belçika'da başka bir şey, İsveç'te başka bir şey, Hollanda'da başka. Yani işbirlikçiler var. Bu işbirlikçilerin neden saklandığı, bugüne kadar konuşulmadığı 65'ten sonra sorulur oldu. Bütün Avrupa'da bir hatırlama, hafıza dalgası esti dediğim gibi. Üçüncü kuşak diyebileceğimiz dalga, hatırlama, hesaplaşma dalgası 1980'lerin ortalarında başlıyor diyebilir ya da başlarında, ortalarında diyebiliriz. İki tane önemli örneği var. Biri Arjantin, biri Güney Afrika. Şimdi ikisinin de ilginç özellikleri var ama belki ortak özellik olarak şunu söyleyebiliriz. İkisi de Soğuk Savaş'ın sonlarına doğru. İki bloklu dünyanın çözüleceğinin işaretlerinin çok arttığı bir zamanda ortaya çıkıyor. Yani küresel şartlardaki değişimin de hesaplaşma ve hafıza çalışmalarına çok önemli etkisi olduğunu altını çizmek için belirtiyorum bunu. Arjantin'de 1976'da darbe oldu. 1982'ye kadar sürdü. Arjantin özellikle kayıplar konusunda çok ağır insanlık suçlarının işlendiği bir dönemdi bu. Junta dönemi, askeri yönetim dönemi. Hatta kayıp, yani gözaltında kayıp ya da zorla kaybettirme diye kullanılıyor uluslararası literatürde. Arjantin'in icadı olarak da niteleniyor. Yani Arjantin askeri yönetiminin neredeyse yarattığı bir teknik ve bir öldürme, bir sindirme, bir yok etme tekniği. Ve insan hakları mücadelesine, literatürüne de oradan giriyor. Orada biliniyordur, ben çok kısa söyleyeyim. İz bırakmadan öldürmenin gereği konuşuluyor ve tabii sürekli yargılamanın da büyük bir külfet olacağı belirtiliyor. Yani bütün düşmanları, iç düşmanları yargılamak büyük zaman kaybı, ayrıca uluslararası alanda da İşte sıkıntı yaratıyor. Şimdi 1976'da darbe oldu. 78'de Dünya Kupası var. Şu meşhur Dünya Kupası var. Bir yandan Junta'nın kendini uluslararası camiaya hani komünizm tehlikesini önleyen, öyle aman kötülük de yapmayan, evet,
bir yönetim gibi sunma fırsatı veriyor Dünya Kupası. Öyle de algılıyorlar zaten. Şimdi Dünya Kupası tarihine kadar içeride meseleyi halletme gibi bir kaygıları, hedefleri de var. Dolayısıyla yani bu Dünya Kupası ve Arjantin Cuntası meselesi futbol, siyaset başlığı altında çok konuşulan, çok değerli çalışmaların yapıldığı bir başlıktır gerçekten. Ben o zaman kaç yaşındaydım? 15 yaşındaydım ve bütün kupayı çok iyi hatırlıyorum. Sonraki yıllarda üzerine çok okuduğum için muhtemelen hafızamda daha da ayrıntılar oluşmuştur. Yine muhtemelen hafıza oyunları da var tabii. Kendim de kurgulamışımdır. Yani hafızam da benim kendine göre kurgu yapmıştır o dönemle ilgili. Ama çok canlı duruyor. Gerçi bu konuları Gökçer de anlatacak. Ben zevkle dinliyorum. O nedenle hani hepsine girmeyeyim. Çok başlıklar halinde bize yarayacak. Bugüne bağlayacağım ama galiba süreyi biraz az aşacağım. Eğer izin o verirse arkadaşlarım. Şimdi o okyanusa diri diri atma meselesi işte. 30 bin kadar insanın bu şekilde yok edildiği, daha sonra kurulan komisyon, resmi komisyonun tespitlerinde, raporunda var. Şimdi tam da Arjantin'in hesaplaşma deneyimine değinmenin yeridir. Arjantin'de bu hesaplaşma, yani vahşet çok büyük, hesaplaşma deneyimi de çok güçlü. Oradan bütün dünyaya, toplumsal mücadelelere, hareketlere, bireylere, gruplara çok önemli dersler çıktı. Bunlardan bir tanesi tabi kayıplarla ilgili oluşturulan resmi komisyondu. İlk Hakikat Komisyonu olarak bilinir. Adı Hakikat Komisyonu değil ama kayıpları araştırmak için kurulan resmi yetkilere sahip devlet başkanı kararnamesiyle oluşturulmuş bir komisyon. Ve çok önemli bir rapor hazırlıyor. O raporun başlığı kitap olarak da basılıyor. Çok farklı dillerde ama maalesef Türkçe'de görmedim ben. Yani bir iki sene öncesine kadar da yoktu. Nunca mas başlığı bu. Bir daha asla. Şimdi bir daha asla sözcüğü de yine bu literatüre bu kitapla yerleşiyor. Rapor, çok uzun ayrıntılı rapor. Kayıp yakınları dinleniyor, işte devlet görevlileri dinleniyor. Hatta yurt dışında bulunanlar, hani tabii cuntadan kaçanlar da var. Onlara konsolosluklara gidip açıklama yapmaları imkanı tanınıyor. Yani çok ciddi bir çalışma ve çok da iyi bir rapor hazırlanıyor. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, sonra bakarsınız, gerçi şu an hemen Google'dan bakılabilir. Başına galiba Ernesto Sabato'yu getiriyorlar. Çok emin değilim. Yani çok değerli bir edebiyatçı. Zaten Nobel'de aldı bildiğim kadarıyla. Şimdi böyle bir çalışma da yapılıyor ve cumartesi anneleri geleneği ya da işte bu kayıp yakınları, bu Plaza Mayo anneleri mücadelesi de tamı tamına şeyden bir gün ya da iki gün sonra başlıyor. Yani darbeden bir iki gün sonra başlıyor. Hiç öyle arada bir süre yok yani. Güney Afrika'yı da geçeyim. Onlar başka zamanlarda konuşulur. Şili önemli bir örnek. Şili'de 1973'te oldu darbe, 11 Eylül. 1990'a kadar devam etti. Arada başka ülkeler de var ama Şili'nin şöyle bir önemi var. Çok ağır bir baskı, şiddet dönemi yaşandı. Ardından çok hesaplaşma deneyimi oldu. Orada da bir hakikat komisyonu var ama Arjantin'le Şili'nin bize çok güçlü ders olabilecek özellikleri şu. Yargılama, Arjantin'de junta da yargılandı ama junta'nın yargılanması, junta liderleri mahkum değildi.
Fakat bu insan hakları hareketi, daha doğrusu toplumsal hareketlerin çeşitli özdeleri bunu yeterli bulmadılar. Nitekim Carlos Menem döneminde fiilen af çıkarıldı. Peşini bırakmadılar. Bugüne kadar sürüyor. 82, 2018 ne oluyor? 36 yıl. Daha bu sene mahkum edilenler var. Junta dönemindeki insanlık suçlarından sorumlu görülen kişiler. Çok büyük sabır istiyor hukuk mücadelesi. Dönemlerin önemi var elbette. Yani yeni bir döneme geçişin dinamikleri çok güçlendiğinde yargıyı da zorlayabiliyorsunuz. Eğer bu katliamların yaşandığı dönemin havası ve hakimiyet unsurları devam ediyorsa yargıdan sonuç almak çok zordur arkadaşlar. Bugün 10 Ekim davası için somut olarak söyleyeyim, böyle çok uzaklardan çok yakına somuta geleyim, hemen böylece bitirebileceğimin işaretini diye hukuk mücadelelerinin sonuç vermesi bazı yerlerde 30 yıl sürdü. Şili'de de öyle. Bugün daha geçen hafta okudum. Şimdi ben bunların hepsini arşivliyorum. İnşallah bu siyasetten zaman bulup da bu çalışmalara bir parça daha devam edebilirim diye. Hep bir hayalim var ama bilmiyorum nasıl gerçekleşecek o da. Geçen hafta Şili'de bu ölüm karavanlarının sorumlularından biri. Şili'deki yöntem de farklıydı. Ölüm karavanları kurmuşlardı. Böyle alıp götürüp özel arabalarla, bizdeki beyaz toroslar biraz oradan ilham. Ama orada kitlesel yapıyorlardı bunları. Kalabalıklar halinde ve belli yerlerde toplama kampları oluşturmuşlardı. İcra yerlerde. İşte onların sorumlularından biri daha Şili'de gene yargılandı, mahkum edildi. Dün Fujimori, Peru Devlet Başkanı, 1992 arası, inanılmaz insanlık suçlarıyla dolu bir yönetim dönemi. Yaşı 80, 38 doğumlu hakikaten. Zaten 10 yıl hapis yattı bu suçlardan dolayı. O dönemde işlediği suçlardan dolayı bırakılmıştı. Dün bir mahkeme yeniden ona bir mahkumiyet daha verdi. Okudum. Tabii hani kısa haber geçiyor ajansların haberleri. Kararı duyduğunda kalp krizi geçirmiş. Orada da çok uzun soluklu bir mücadele yürütüldü. Yani hukuk mücadelesi bu tür konularda çok kısa sürede sonuç almayabiliyor. Almıyor da zaten, öyle diyelim. Yani arada bir mahkum ettirdiklerimiz olabilir. Fakat hukuk mücadelesi, buradan hareketle hukuk mücadelesinin önemsiz olduğu gibi bir sonuca da varmamak gerekir. Çünkü bu hesaplaşma çabaları ve hatırlatma, hatırda tutma, hafızada canlı tutma mücadelesinin bir parçasıdır aynı zamanda. Dava 20 yıl sürebilir ama her duruşma bir araya gelmek için bir vesile, yeniden ne olduğunu anlatmak için bir platform, ayrıca suçluların sürekli taciz edildikleri hissini yaşamalarına bir imkandır. Bununla ilgili çok farklı eylem örnekleri de var Şili'de ve başka ülkelerde, onlara da şimdi girmeyeyim. Yani takipte olduğunuz hissini vermek son derece önemli. Çünkü dönem değişebilir. Bakın Şili'de ve Arjantin'de bugüne kadar takip etmelerine olanak sağlayan şey şu: işte gözaltında kayıplar insanlık suçu kategorisine sokuldu. İşkence insanlık suçu sayıldı. İnsanlık suçlarında zaman aşımı yok. Bu tür katliamlar da insanlık suçu olarak, 10 Ekim'de insanlık suçu olarak nitelendirilir ve artık bu uluslararası
kural haline geldi. Bunlara jus cogens deniyor. Yani bazı mahkemeler bu kararı verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sağlam içtihadı var. Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi'nin, yani Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. İnsanlık suçları da zaman aşımı yok. 50 yıl sonra da yaşıyorsa suçluyu mahkum ettirme imkanı var. Ben bir iki cümleyle toparlayayım ve bitireyim. Şimdi hesaplaşmanın iki önemli işlevi var. Yani birincisi bir daha asla şiarını mümkün ölçüde hayata geçirmek. Yani aynı şeyin bir daha olmasını önleyecek bir siyasal kültür, toplumsal duyarlılık tırnak içinde yaratmak ve faillere de sürekli bir şekilde bu tür suçlarda kurtuluşun mümkün olmadığı duygusu. Er ya da geç. Mutlaka sizin de başınıza bir şey gelir. Şimdi bir film, yine bu konulardaki çok çok acı deneyimlerden bir hareketle, daha doğrusu deneyimlerin yaşandığı ülkeyi anlatan, Ruanda'daki soykırımı anlatan Ruanda Oteli'nde otelin müdürüyle bu katliam için gelen birliğin komutanı arasında kısa bir diyalog var. Daha doğrusu pek çok diyalog var da o diyaloglardan kısa birini ben hiç unutmam, hatırlatayım onu. Nasıl o yapayım da ben bu otele sığınmış olanları kurtarayım diye her yolu deniyor. Sürekli çaba harcıyor. Yeni yöntemler üzerinde düşünüyor. İçeride tartışıyorlar. Bu birliklerin komutanıyla, katliamcı birliklerin komutanıyla bir konuşmasında şöyle diyor. Otelin önüne gelmişler artık, yani bir adım sonra içeri girecekler ve katledecekler insanları. Zaten 80 günde 800 bin insan öldü orada yani. Ona diyor ki bak, içeri girebilirsin aşağı yukarı hatırladığım kadarıyla. Yani anlam itibariyle söylüyorum. Öldürebilirsin de ama unutma, yarın öbür gün şartlar değişecek ve senin bundan yargılanman kaçınılmaz. Ceza yemen de mutlaktır diyor. Sen düşün. Yani bugün yaparsın, şu an yaparsın ama bunun hesabı mutlaka bir şekilde bir gün sorulacak diyor. Ve belki de ürkütücü, caydırıcı diyalog filmin kurgusu içinde, diyaloglardan biri, olaylardan biri filmin kurgusu içerisinde buydu. Diğer boyutu hesaplaşmanın, mağdurlar ve kendini mağdurlarla özdeşleştirenlerin iyileşmesi boyutudur. Yani hesaplaşma mücadelesi aynı zamanda bir iyileşmedir. Onu Banu anlatacak, değil mi? Travmanın iyileşmesi nasıl olur, o ayrı. İşte burada çok değerli bir arkadaşımız var, klinik psikolog. Bizde de birkaç arkadaşımız, Banu ile birlikte, hakikaten Murat ve birkaç arkadaş bu konuda iyi çalışmalar yapıyorlar. Yargılama bunlardan biridir. Hukuk mücadelesi bunlardan biridir. Yani iyileşme çabasının bir parçasıdır. Mağdurlara kendilerine yapılanların sonuçsuz kalmayacağı duygusunu vermek iyileşmeye katkıda bulunur. İkincisi, ciddi bir yargılama süreci yürütmeye zorlamak, acının dikkate alındığını, acıya saygı duyulduğunu. Bir adım daha öteye gidelim. Mahkumiyet kararları çıktığında da yaşadıkları mağdurların ve onlarla kendilerini özdeşleştirenlerin yaşadıkları acıya kamusal tanıma geldiği şeklinde bir duygu yaşamalarını sağlar. Kamusal tanıma, yani toplumun tamamının bu acıya saygı gösterdiğini görme, iyileşme açısından çok önemli. Aksi travmayı derinleştiriyor. Konya'daki o milli maçta ıslıklama esasen
tam da travmayı derinleştiren, acıyı iyice çoğaltan bir şeydi. Şimdi Türkiye'de içinde bulunduğumuz dönem, bu son artık bitiriyorum, bu mücadele için çok kolay bir dönem değil arkadaşlar, bunu biliyoruz. Esasen hesaplaşma mücadelesi, hafıza çalışmaları da dönemi değiştirmenin amaçlandığı daha geniş bir mücadelenin çok önemli bir parçasıdır. Yani hesaplaşmayı mümkün kılacak, hesap sormayı sağlayacak bir dönem yaratma, bir düzen yaratma, yani şartları yaratma, düzen kelimesini şimdi buraya sokuşturmayalım ama yani şartları değiştirme mücadelesinin çok önemli bir parçasıdır. Biliyoruz ki bu dönem böyle devam ederse, ettiği sürece hesap sormak da pek mümkün olmayacak. Yani hesaptan kastımız açıkça yargılama, mahkum etme ve hatırlama kültüründe de bir adım atılmayacak. Yani anıtlar dikilmeyecek, mağdurlar gene aşağılanacak, gene acıları tahkir edilecek vesaire. Travma daha da derinleşecek. Dolayısıyla hukuk mücadelesi de, hesaplaşma mücadelesinin diğer boyutları da hepsi bu şartları değiştirme gibi o genel toplumsal hedefin, dinamiklerin çok önemli bir parçasıdır. Kısa sürede sonuç beklenmesi hayal kırıklığı yaratır bu mücadeleden. Dünyada da bütün örneklerde de bunu görürsünüz. En sabır gerektir, en fazla sabır gerektiren, kararlılık gerektiren mücadele alanlarından biridir. Cumartesi anneleri ve Arjantin'deki Plaza Mayo anneleri bunun en tipik örneğidir. Çok nafile görünüyor. Ne yapıyorlar bunlar işte? Her hafta gidip oturuyorlar. İşte taciz ediliyorlar. Bir sonuç da yok. Niye böyle yapıyorlar? Öyle demeyin. 40 yıl sonra baktığımızda şimdi ikinci hatta üçüncü kuşak kayıpları buluyorlar. Yani Plaza Mayo anneleri sonra Plaza Mayo anneannelerine dönüştüler. O kayıplarını ararken bir de çalınan torunlarını aramaya başladılar. Öldürülenlerin el konan çocukları vardı. Bunları da çocuksuz subaylara, polislere dağıtmışlardı. Yani öldürdükleri kadın hamile, doğum yapmasını bekliyorlar, doğuruyor. Ya da çok küçük çocukları var, öldürüyorlar. Ve o çocukları çocuksuz güvenlik elemanlarına, yani işte polise, askere veriyor. Onları da buluyorlar. Arada bir haber çıkıyor karşıma. İşte yeni bir torun bulundu. Şimdi dolayısıyla bu maalesef çok çabuk sonuç alabildiğimiz bir mücadele değil. Çok fazla sabır gerektiriyor. Ve fedakarlık gerektiriyor. Yaptığımız işin 10 Ekim Derneği'nin de 10 Ekim'le bağlantılı bütün çalışmaların da çok önemli olduğunu unutmayalım. Hemen sonuç almamak bizi karamsarlığa ve vazgeçmeye yöneltmemeli. İşte bir ömre sığabilecek şeyler çok olmayabilir. Bazen de birden bayağı bir sonuç aldığımızı görebiliriz. Mücadele böyle bir şey. Ben uzattım. Hem arkadaşlarımın sabrı için, daha doğrusu anlayışı için onlara teşekkür ederim. Hem de size sabrınız için teşekkür ederim.